tabir ediyorum. Nedir o adama yük? Bak ellerime. Bak ellerime bak. Bak ellerime bak. Ellerim ayaklarım birbiriyle titriyor resmen. Bak ellerim titriyor bak. Bak tüylerim diken diken oldu. Sokuvereceğim şimdi elimi birinize. Sakin ol. Sinirlilik de aşırı bence. Çok suskunluk da aşırı. Bak işte bu da şov şimdi gene. Aynı. Devam. Dünkü şova devam. Şov yapmayın. Şov yapmayın kardeşim. 6, 7, 8, 9, 10. Sana ne benim boyumda? Ben burada şov yapıyorum. Lütfen. Uzun boylu bir ortama girmişimdir. Bu ben. Lütfen burada şov yapıyorum. Sana ne benim boyumda? Ben burada şov yapıyorum. Sana ne benim boyumdan? Lütfen lütfen Ayşe. Artık ağlayacağım ben senin boyunla alakalı bir şey söylemiyorum. Bir saniye Özlem. Bir saniye. Ne oldu? Ben doğum yaptıktan sonra bir günde 5 tane yediğim de oldu, 10 tane siz yediğim de oldu. Siz valla dünyaları yiyorsunuz, helal olsun ben maşallah. Ben çok seviyorum sevdiğim şeyleri, yemeği, yiyecek. Yemin ederim bu ben, doğum yapma hariç. Bu kesinlikle benim, bu kadın benim, yemek yerken. Doğum yapma hariç. Yaptıktan sonra bir günde 5 tane yediğim de oldu, 10 tane siz yediğim de oldu. Siz valla dünyaları yiyorsunuz, helal olsun ben maşallah. Çok kardeşim biz pandemide kilo almadık. Vardı yedik. Seviyorum sevdiğim şeyleri, yemeği, yiyeceklerimi sana sormayacağım. Canım ne isterse onu yerim, içerim. Afiyet ödemesini olsun. Sen yapmıyorsun, senin cebinden çıkmıyor. 10 numara haklı bir konuşma bence. Afiyet okay. Olsun, bal şeker olsun, okey? Tayfun Bey sakin olun, sakin olun. Kim oluyor da benim anneme söylüyor ya? Kimse benim annem hakkında konuşamaz, tamam mı? Konuyu tamam. Kanka kim annen hakkında konuştu ya? Ben yanlış anlıyorsunuz. Ben yanlış anlamadım. Kanka annen hakkında kim konuşmuşsa toplanıp dövelim ya, sakin ol. O öyle söylemeyecekti. Bak vururum sana. Neden? Neden böyle bir şey yapıyordun abla? Sen gelirken biz dönüyorduk. Ben Çubarma. Size bir şey söylemedim ki. Tamam okey şunu kabul et. Kadın estetikten konuşamıyor ya. Ben size bir şey söylemedim ki. Ben sadece onun pantolonunun bol olduğunu söyledim. Yani ben onun pantolonunun bol olduğu dışında herhangi bir şey söylediysem ben özür dilerim. Aa, zevkler ve renkler konusuna gelecek olursak zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki. Ben jüri değilim sonuçta. Ben size ne söyledim ya? Niye bana bu kadar sinirli, atarlı giderli konuşuyorsunuz? Sikerim hepinize ayol. Öyle diyorum. Evet gri olmadı. İstediğiniz renk olmadı. Gri mi? Gri'nin G'si yok bu burada ya. Bu konuda size gerçekten mahcubum ama... Abla elindeki saç mı? Ben ne yapacağım bu yanmış saçlarla? Çöpe at. Gerçekten mahcubum ama... dip renginiz çok tatlı oldu. Güzel oldu. Yani iyi ya açtım sen... ve iyi boyadım. Pardon mu, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Çok tatlı bir sarı dip oldu. Rengi güzel oldu diyerekten benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hayır dalga geçmiyorum lütfen estağfurullah ne demek ne haddime. Ama inanın gerçekten dip rengi çok güzel görünüyor. Bence yalan söylüyor. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ya. Bayılıyorum bu kavgalara ya. Ya Emre! Emre! Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kimse kimseye vurmuyor bu arada. Bak yemin ederim fark ettim. Kimse kimseye vurmuyor. Sen ne diyorsun lan? Ya oğlum bak. Ya oğlum bu çocuk, bu adamın hiçbir suçu yok. Bu çocuk niye dayak yedi ya? Bu çocuk niye dayak? Bu hiçbir suçu yok. Ayırıyordu lan. Onu nasıl elinden düşürmeyi başardın kanka? Allah'ım çok eğlenceli ya. Hayır.
Bence senin gününü ben çok merak ediyorum. Arkadaşım çünkü rulo pasta o kadar uzun olmaz. Kadın en az bir 100 ay Emre'ne sokayım diyesim geldi, öyle söyleyeyim yani. Kadın 350 defa Emre dedi. Buradan bütün kızlara sesleniyorum. Allah rızası için iki insan kavga ederken araya girip isimlerini söyleyip bağırmayın. Lütfen. Buradan bütün herkese ricamdır. Uzun oluyormuş demek ki yenisini gördün. Farklı bir lezzet tattıracağım. Emre! Belki de orası öyle. Ben farklı lezzetleri açacağım. Simge gelin rulo pastayı kesemediği için geriliyor. Canlı çok zorlanıyorsun. Evet kesemiyorum. Ben inke... istersen bırak ben bundan alayım. Yaş pasta da alabilirim. Ya gerçekten ben kalkmak istiyorum ya. Gerçekten bana çok büyük bir saygısızlık bu. Ablacım pastayı kesemiyorsun ne? Senin kolundakiler altın mı hepsi? Şunu HD yapamıyor muyum? Ya bu kadar da görgüsüzlük olmaz. Bir iki tane takarsın da dirseğe kadar da altın takmazsın be. Bence sen bilerek yaptın biliyor musun? Onu kesemeyeceğini biliyordun. Yemin ederim evet. Bilerek yapmadım. Bunlar da böyle ben kenardan kesip kenardan veriyorum. Evet. Burada bir kötü duruma düşürüp kendini tavan yaptırıyorsun. Burada hiç kimse kimseye diyemez bunu. Tuğçe'yi o yüzden zaten eziyorsunuz her türlü lafı söylüyorsunuz. Ya, ya bak yemin ederim geliyorsun. Ay hastalığına tehdit etme ya. İkide bir kez geliyor diye tehdit ediyorsun ya. Ya saçmalama Aycan saçmalama. Aycan. Ayakkabıyı fırlatacak ya. Ay kalsa bayılıyorum ayol. Hastalık. Kurban ol. Seni parçalarım ha. Tamam. Pitbull kafalı dedi ya. Pitbull kafalı dedi ya. Hayatımda gördüğüm en iyi aşağılamalardan bir tanesi olabilir. En yaratıcı. Seni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Gözüme soka soka beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Çok lan kız konuşmuyor. Manyak. Beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen kes sesini. Hiç alakası. Lan konuşmuyor ki. Alakası yok. Çok alakası. Sen burada ne yapıyorsun? Ben bu eve sana geldiğimde çay istemiştim. Bak bardak orada. Bağırma otur şuraya canım. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bak, ben Betül'e böyle mi davran? Bırak beni. Beni rezil etme bak. Dışarı çık. Ben Betül'e böyle mi dışarı çıkar mısın? Beni... Allah'ım çok cringe ya. Yemin ederim çok cringe ya. Mehmet'e misafir gelmiş. Senin yaptığını... Hayır. Çık şuradan senin çık. Senin yaptığını var ya. Hiç affetmeyeceğim. Şaşırmışsın ya. Sen var ya. Allah Allah. Ben Betül'e nasıl davrandım sen? Azal. Ben Betül'e nasıl davrandım çocuğun? Suratına bak. Kapattın mı? Evimize misafir edin. İyice şaşırtıcı. Çok yoruldum oldum ya. Çok mu bunalıyorsun bu evde? Ne yaşadın bunalacağım? Ha? Ne yaşadın sen ya? Ne gördün bu evde sen? Ne yaşadın? Ne yaşadın? Kız kavgası en sevdiğim. Bir tane vurun birbirinize. Sağlam bir tane vurun ya. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Ne diyeceğim? Dürüstçe cevap verecek misin? Hayır. Diyecektim ama unuttum ya. Dur. Dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Söyleyeyim. Neydi ya? Yani yalan de, yalan. Aşkın tuttu ellerimden ummadığın anda. Şimdi sende. Kardeş, gerçekten kızın elini öpüp alnına mı koydun ya? Sen manyaksın ya. Sen delisin, sen fıttırmışsın, sen kafayı yemişsin. Elini öpüp alnına koydu.
Seni tanıyana tek. Seni tanıyana tek. Olur böyle şeyler. Gülme, heyecandan olur böyle şeyler. Ben... Heyecandan değil, bizde büyüklerin elini öpmesi gerek. Büyük. Yani. Nasıl yani? Neslihan benden büyük olduğu için elini öpmek istedim. Ulan manyak, o büyük derken o anlamda büyük değil. O büyüklerimizin elini öpmemiz gerek olabilir. Dedelerimizin, dayılarımızın, teyzelerimizin, halalarımızın gibi gibi. Çok yanlış anlamış olayı. Ablam mıyım ben seni? Ya bir dakika. Ablam derken şimdi yaşça büyüksün benden. Allah'ım yarabbim ya. Neslihan kusura bakma, bunu hiç olmamış sayıyoruz. Ben bir daha gelsene. Peki. Bu lafları hiç söylemedim. Ama bu ne şeydi oğlum? Bu neydi? Olmamış sayıyorum. Oğlum niye öyle yaptın? Oğlum geldi iki.